Böyle bir şey var mı lan? Evet, bugün son yayınımızı yaptık. Beklediğimiz gibiydi. Hayal ettiğim gibi değildi ama olsun, yapacak bir şey yok. 7-8 ay olmuştur yayına başlayalı. YouTube yayın. Bir yandan çalışıyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım bu zamana kadar. Yanımda olanlara teşekkür ederim. Bunu YouTube'a atacağım. Son videom, son yayınım, son videom. Yayını YouTube'u Edip'e bırakacağım. O devam ederim ben dedi. Tamam dedim. Pek beklediğim gibi olmadı aslında. Bir iki gün yayın açamadım. Amcımı kaybettim. Müsait olamadım o yüzden.
Ne bileyim. Son yayın olunca yalnız kalmam diye düşündüm ama. Nasip. Askere gideceğim. O yüzden 6 ay boyunca benimle ilgili bir şey göremezsiniz. Daha ne kanalda ne burada. Yayın kapanışında en azından birkaç kişi olsaydı yanımda arkadaşlardan. Güzel olurdu. Yapacak bir şey yok. Bu işe tek başladım. Tek bitireceğim gibi bir şey. Sekiz ay rutinim buydu. Bir kal saat neredeyse yayın yapmışımdır. Bir şeyler başardım mı? Yani başardım denilemez. Dışarıdan gören birisi der ki boşu boşuna 8 ayını harcamış. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü bu süre zarfında birçok insanla tanıştım. Birçok insanla arkadaş oldum. Beraber oyun oynadık, muhabbet ettik, sohbet ettik. Vakit geçirdik. Bana destek oldular. Destekler için çok teşekkür ederim. Ekibin asıl üyeleri, onlar zaten başından beri destekliyordu. Sonradan bir ekip daha oluşturduk. Onun haricinde ekibin dışındakiler de destek oldular. Beraber oyun oynadık, muhabbet sohbet ettik. Bir şekilde yayını bitirdik. Yani her gece 3'e kadar yayın yaptım. Bazen 4 oldu, 5 oldu. Bazen uyumadan çalışmaya gittim. Bir şeyler için uğraştım açıkçası. Bu kulübü kurmamın zaten bir amacı vardı. Yoksa yani uğraşmazdım. Dedim birkaç sene ara vermiştim oyun oynamaya. Birkaç sene sonra geldiğimde gördüğüm vaziyet çoğu oyuncunun toksik, yani yavşak, şerefsiz olduğuydu. Bunu görünce şaşırdım. Normalde ben bırakırken bu oyunu böyle insanlar çok fazla yoktu ama o kadar yaygınlaşmış ki virüs gibi. Her oyun ya karşı takıma geliyor 2-3 tane ya bizim takıma geliyordu. Şaşırdım. Yayınlara başlamadan önce de düşündüm. Ya önceden böyle değildi dedim ya. Böyle insanla kaldı mı acaba diye düşünüyorum. En azından bir iş yapacaksam, bir çatı kuracaksam, bu çatının altındaki insanlar da benim gibi. Ben toksik değilim. Beni bilen bilir. Belki bu videoyu sonradan görecek olan insanlar da olacak. Bu videoyu zaten gören, beni tanıyan, bilen insanlar toksik bir insan olmadığımı bilirler. Toksikliği sevmediğimde, kendi takımımda bile sevmediğimi bilirler. Benim amacım güzel insanları güzel bir amaç uğruna en azından burada vakit geçirerek, birbirimize sohbet muhabbet ederek vakit geçirerek bir arada tutmaktı. Başardım mı? Yani birçok insanın birbirini tanımasına vesile oldu belki de. Kendim de aynı şekilde birçok insan tanıdım burada. Bir sürü oyundan. Valorant, CS, Rust, Ark. Amacıma ulaştım mı? Benim için ulaştım. Yani görüp bu adam ne yapmış YouTube'da 170, 180 tane 200'e yakın video attık işte. O kadar videosu var ama abonesi 50-60. Ne başarmış olabilirsin diyebilirsin. Ya da yayına gelip bu adam akşam kaç kişi izliyor? 1 kişi mi? 3 kişi mi? 5 kişi mi? Bu adam ne başarmış diyebilirsiniz. Benim başarım kendimle. Kendi içinde başarım var. Çünkü birçok insan gelip gitti yayına. Birkaç tanesini kopardım. Kendi yerimde tuttum. Bana benzedikleri için, benim gibi oldukları için. Ben burada olmadığımda
Discord'a girip birlikte oynayabileceği insanlar biriktirdim. Ben yokken vakit geçirebilir, muhabbet sohbet edebilir rahat bir şekilde. Çünkü bizim aramızda toksik insan yok. Yani kötü karakteri kötü insan yok bir kere. Bu video son yayınımdan. Geldiğimde devam eder miyim bilemem. O an ne gerekirse onu yapacağım. Kader çizgimizde ne yazılıysa onu yapmaya çalışacağım. Bu zamana kadar yaptığım emeklerin karşılığını aldım mı? Yani neye göre, kime göre? Belki 3 ay 5 ay yayın yapıp da daha ünlü olan insanlar vardır. Daha farklı şekillerde olan insanlar vardır ama ben dediğim gibi benim para pulda işim yok. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Ben sadece oyun oynuyordum. Oyuna girmeden önce artık yayını başlatıyorum. Başka bir şey yok. Onun harici YouTube'da attığım şeyler de solo oyunlar haricinde yani. Arkadaşlarımın dediği yani edit yap, at, izlenir. Güzel olur. Onun ötesine gitmemiştir. Kimseden bir kuruş menfaat beklemedim. Bu zamana kadar yaptığım her şeyde. Başlarken de kimseye güvenmedim. Kendi başıma başladım. Daha sonra da bana katıldılar, destek verdiler. Bu gece yalnızım. Yapacak bir şey yok. Belki farklı olabilirdi. Hayal ettiğim gibi geçmedi bu gece ama yapacak bir şey yok. 6 ay boyunca 6 ay sonra ne yapacağımı düşünebilme fırsatım olacak. O zamana dek sizi birbirinize emanet ediyorum. Beni seven, beni bilen insanlar. 6 ay sonra belki görüşürüz, belki görüşemeyiz. Onu bilemem. Ölüm var. Dönmeyebilirim. Bir fikrim yok. Askerde sizi düşünme fırsatım da olacak. Ulan ben sizi şimdi Val'a girmişlerdir ya da CS'ye girmişlerdir. Şimdi nasıl tryhard oynuyorlardır? Şöyle böyle illa düşünürüm yani. Sizi birbirinize emanet ediyorum. Ben Allah'a emanet zaten. Her zaman olduğu gibi. Bilmiyorum aslında atmasam da olurdu. Yapmama da gerek yoktu. Veda gecesi. YouTube'a da video atmama gerek yoktu aslında ama içimden geldi. En azından gidişimizin de bir anlamı olsun diye. Hayırlısı olsun diyelim. Kapanışımızı yapalım ya. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Tekrar görüşene kadar esen kalın.